Şimdi efendim, son dakika haberi köpekler konusunda. Biliyorsunuz çok hassasım. Devletimize saygım sonsuz. Yani bu tür yasanın bir dakika önce Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek yasalamamamız. Çok üzgünüm. Yasalamaması gerekiyordu diye. Tabii ki ben halkın bir şeyi olaraktan ifade etmek istiyorum. Yani bilmiyorum. Üzücü bir olay. Üzücü. Her zaman devletimizde tabii ki boynumuz kıldan incedir. Fakat ağası olup dili olmayan bence hani dört ayaklı değil de ikinci ayaklı olan kişilere idam verseydiniz. İki ayaklı. Yazık, günah bunlara. Ben boşuna demiyorum efendim. Daha önceki söyleyişimde de şunu ifade ettim. Ergenekon balyoz olaraktan gecenin geç saatinde karar verildi. Kimisi tek müebbet, kimisi iki müebbet aldılar. Şimdi devletime soruyorum. Devlet iki abilime. Tabii ki saygı duyuyorum. Ben burada bir vatandaşım. Kızım şu an ben tek köpek besliyorum. Cinsi pasaportlu. İngiliz teriyeri. Veya dört tane besleyebilirim. Yani bu konuda gerçekten az önce Adalet Komisyonu'ndan onaylanmış Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da imzalamış. Yani üzgünüm. Üzgünüm. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Ta bir paylaşım yapmış. Bundan dolayı
Ya asıl şöyle hemen geliyorum efendim. Geliyorum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bir halk bireyi olaraktan şunu ifade etmek istiyorum. Halk vatandaşı olaraktan şunu ifade etmek istiyorum efendim. Yani iki ayaklılara karavana veriyorsunuz. Dokuzuncu yargı paketi çıkmasın diyorum. Yeter ki bu köpeklerden Anayasa Mahkemesi Büyük Mahkeme olaraktan da illaki hayvanseverler geri çekici aman çok üzgünüm. Çok. Neden böyle bir genelge sunuldu? Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ve şu anda da kabul edildi. Sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından. Şimdi benim yanımda kızım var. İngiliz Terrier'i, onu kimse alamaz. Onun için demiyorum. Böyle bir yasaya gerçekten halk olaraktan karşıyım. Keşke yani meclisten ve Türkiye Adalet Komisyonu'ndan geçip sevgili Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz koalisyon içerisinde olan sevgili Devlet Bahçeli ikramiyle. Yani bunu keşke Cumhurbaşkanımız imzalamasaydı. Fakat burada şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza ondan sonra değerli milletvekillerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan saygı duyuyorum. Fakat şunu unutmayın. Evcil köpek sokakta yaşayan köpek. Bir tas kap su, bir mama. Nasıl bunu yapıyorsunuz? Yani ben burada bir halkın şeyi olaraktan kadını olaraktan tabii ki üzüntümü dile getiririm.
Çok üzüldüm. Çok. Bu yasanın tabii ki her ne kadar değerli milletvekillerimiz Adalet Komisyonu'ndan geçip sevgili Cumhurbaşkanımıza o da imzalaması. Fakat şunu unutmayın. El elden üstündür. Cumhurbaşkanıma saygı duyuyorum. Milletvekillere saygı duyuyorum. Hayvan severlere ağlıyorum. Ama şunu unutmayın. Anayasa Mahkemesi vardır. İlla ki evcil olan köpekler mi? Ya dışarıda olan köpeklere yazık günah değil mi ya? Başı boş derken şöyle bir paylaşım yapmış olsaydınız sevgili yani ben Ankara'da ikamet ediyorum. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş şöyle bir duyuru yaptı. Dedi ki sahiplensinler. Ama kimi insan var köpek valla emir büyük yerden arıram. Ne gelir elden? Sevgili başkanım Mansur Yavaş son yapmış olduğu duyurusunda şunu söylüyor. Diyor ki sahiplenin o zaman siz yani tabii ki hayvanseverler çok. O zaman siz barınak nasıl seçim zamanında dışarıda olan kalan evi barkı olmayan bir otel kiralıyorsunuz işte orada. O zaman sevgili başkanım,
Sevgili Cumhurbaşkanım, yapmayın, etmeyin. Bunlar dört ayaklı, iki ayaklı ayaklılardan korkun. Yasa yürürlüğe girmiş efendim. Ama bunun bir üst şeyi vardır. Anayasa Mahkemesi vardır. Hatta İnsan Hakları Mahkemesi vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardır. Bakalım eğer bunu zaten hayvanseverler oraya taşırlar. Taşırlar. Bir üst mahkemenin diğer mahkemesi. Öyle sulh, asliye, hukuk, ağır ceza değil. Yapmayın, etmeyin, ne olursunuz, yalvarıyorum ya. Şu an benim bile konuşmamdan benim kızım hep psikolojisi bozuluyor. Acaba anne beni mi alacaklar? Çünkü yani köpekler gerçekten şahsım adına konuşayım, bürokratlar adına değil. Yani ne derler ya? Boynum kıldan ince devletime her zaman saygı duyarım. Fakat kızımın da şu an psikolojisi bozuldu. Bakınız, devlet ikabili, bir vatandaş olaraktan, bir hayvan sever olaraktan yalvarıyorum, yakarıyorum. Bu yasayı geri çekin. Dört ayaklılardan değil, iki ayaklılardan. Kim suç işliyorsa gücünüz yeter. Benim Aruşkama kimse gelip benden alamaz. Dışarıdaki köpeklerden bahsediyorum. Fakat dışarıdaki köpekler derken ne? Dört ayaklı değil. İki ayaklılardan bahsediyorum. Onları alın içeriye. Tıkın. Ne de olsa karavana yemek bedava. Ha, eskiden de o. Şimdi iaşe bedeli. Onu da razıyız. Ama iki ayaklıları köpeklere katliam. Köpeklere tecavüz eden nereye? Alın.
Onları alın. Onları alın. İçeriye. Sahte avukat rolüne giren. Sahte tanık şahit olarak yazdıran. Bu işi ticari amaça döken binbir suratlı olan kişileri gözaltına alın. İçeriye tıkın. Çünkü bunlar bu işi meslek haline getirmişler. Ticari amaçla sahte avukat, sahte şahitlik. İnsanlardan uzlaştırmacı aracılığı ile dosyalarını kendileri gerek emniyet teşkilatında gerek savcılıkta onları gözaltına alın. Onlar hak ederler. Çünkü onlar iki ayaklı. Evet. Ben de buradan sesimi haykırıyorum. Onları alacaksınız. Onları araştıracaksınız. Cimer'den bugün yazdım. Uzlaştırmacı aracılığıyla. O bana söyledi. Aynı dosya ona düşmüş. O zaman değerli Türkiye yönetimi sevgili Tayyip Erdoğan, ellerinden öpüyorum. İki abilinde Bahçeli, Devlet Bahçeli. Onun da yanaklarından öpüyorum. Bu tür insanları alın. İki ayaklıları alın. Dört ayaklılara komisyondan geri çekin. Asıl cezayı bu tür kişiler adalete oyalayıp yapay zeka olarak alıntı olaraktan gerek Filiz Ökçelik, gerek Sibel Baysal, gerek diğerleri hakkında daha da neler neler başkaları. Bunları alın gözaltına.
Alın efendim güvenlik şube olarak da. Alın. Bakın neler çıkacak. Avrupa ile işbirliği. Özellikle Şükrü Doğan'ın gözaltına, Bilal Beşli'nin gözaltına alınmasını talep ediyorum. Çünkü avukatıma demiş ki ben bu işi kendimi sahte avukat olaraktan tanıtıp insanların hakkında gerek tazminat gerek davalar açıyorum. Parantez içerisinde bacısı olan Zeliha Nurbeşli'yi de kullanıyormuş. Her şeyde şey olarak da iddianamelerde, mahkemelerde. Şükrüye Doğan da şahit yazdırıyor. Tıpkı bacısı Zeliha Nurbeşli'ye yazdırdığı gibi. Buna şimdi hakimler, bakınız efendim elimde evrak var. Komple döküman olarak istedim. Bakıyorum efendim sürekli Kocaeli, sürekli Gebze. Ah bir de üşenmeden İstanbul Adliyesi'ne gidiyor bu Bilal Beşli. Ben Bilal Beşli dersem onun adı oradan çıkıyor zaten. Sevt abla sahte para karşılığı evlilik. Burada çıkıyor çıkıyor. Aha. Siz böyle yaptığınız süre içerisinde artık bu işi ticari amaça dökmüşsünüz. Bilal Beşli, Şükrüye Doğan, Zeliha Nur Beşli. Bunu da al. Al al, benim işime gelir. Tamam. Siz devleti kandırıyorsunuz. Şükrüye Doğan, Zeliha Nurbeşli, Bilal Beşli. Tamam. Benim burada açmış olduğum davalar size geldiğinde madem delikanlıysanız neden çıkıp da benim yapmış olduğum yayın alane? Herkese açık. Sizin de yapmış olduğunuz arkadan kaypaklık. Devletle dalga geçiyorsunuz. Doğru mu? He. Öyle zannediyorsunuz. Devlet zanlıyı beton demirin betonun altına çakılsa kendini gömse dahi oradan çıkartır devletimiz.
Allah Türk devletimize, emniyet teşkilatımıza, baş yönetmenlerimize zeval vermesin. Sadece siz ne yapıyorsunuz? Çünkü yapay zeka olarak da, alıntı olarak da. Sadece bana değil. Kaç kişiye, yok efendim adli yardım talebinde bulundum, yok şunu şikayet ettim, yok ben sahte avukatım, Şükriye Doğan benim asistanım. Bunlar kriminal olaraktan her şey bilirkişi tarafından araştırılıyor, siber suçlar olaraktan. Konu nereden nereye geldi? Çünkü tabii ki bu da önemli. Ha, bunların ağzı var, dili yok. Ben evde bir tane köpek besliyorum. Tarım Orman Bakanlığı'nca benim evime gönderip de ne oldu? Anora'yı mı aldırtabildiniz? Hayır. Ben burada hanımefendiliğimi, kültürümü, konuşma diksiyonumu, hakkım neyse alenen yapmış olduğum yayında Bilal Beşli, Şükriye Doğan ve Zeliha Nur Beşli şeyin bacısı, Bilal Beşli'nin. Burada da adalet mülkün temelidir. Kafana göre esirçe gidiyorsun. Filiz Ürçevik'le beni dava ediyorsun. Filiz Ürçevik'le biz bugün gittik, ifade verdik. Sen de ondan zorla yağmalayıp 149. maddeyi işleyip Bilal Beşli Filiz Ürçevik'ten para istemeyecektin. Gardolap aldırmayacaktın. Şükriye Doğan. Bakıyorum sinyaldesin. Gerek TikTok, gerek sosyal medya mecraları. Da yolunu bulamıyorsun. Bilal Beşli ile şu an çetesin. İşbirliğisin. Sinirle yatıyorsun. Değil mi? Oğlunu kullanıp. Ölmüş oğlunu kullanıp da Bilal Beşli bacısını kullanıyor zaten her vakada şikayetti. Daha da bilinmedik. Bakınız efendim avukatıma ne demiş? 400 davam var demiş. Ben bu işi ticarete dökmüşüm. Ben yapay zeka sanal olaraktan avukatım, sahte avukatım demiş avukatıma. Avukatımla görüşürken. Ve yalancı şahitim Şükriye Doğan demiş. Ve ben her şeyde bacımı kullanıyorum demiş. Tüm davalar. Gerek hukuk, gerek asliye, gerek ağır ceza. Onu yazdırıyorum. Halbuki Zeliha Nur Beşli bacımın haberi yok. Ama ben kendim yapay zeka olaraktan tak 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 yazıp çiziyorum, adaleti oyalıyorum. Ama ben adaletten üstünüm dediği belgelerde avukatımda.
Yurt dışında sevtapla para karşılığında ikametgahın bulunmasın diyerekten para karşılığı soyadını değiştirdim Bilardeşli. Ve gerçekten kendini yani yapay zeka olaraktan Halil Sezon olaraktan kendini avukat zannediyorsun. İnsanlara dava açıyorsun. Önüne geleni. Yani bu işi sahtecilikle, dolandırıcılıkla ticari amaça çevirmişsin. Evet. Zeynep dediğim biraz ölçelik. Geçen dedik. İfade verdik. Ama ben ve Filiz senin yapmış olduğunu zaten avukatım çıkartmış. Sen demişsin kendi ağzınla avukatıma. Aa, ben bu işi ticarete dökmüşüm. Sahte avukat olarak kendimi tanıtıyorum. Ben geçimimi bu şekilde onu bunu dava ederekten gelir elde ediyorum. Demişsin. Bilal Beşli. Senin cezan ne olacak? Zeynep'in Filiz Öçevi'nin dediği gibi adalet mülkün temelidir. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de faka basar. Ne diyorsun Bilal Beşli? Şükriye Doğan. Zeliha Nur Beşli. Ki ben senin bacını tanımıyorum ki. Ama her davada bacını kullanıyorsun, Şükriye Doğan'ı kullanıyorsun. Tanık olarak da. Sahte. Çünkü sen zaten sahtecilik yapıyorsun. Hani bu Fulya Hanım var. Fulya Hanım senin kadar gerizekalı değil. Hani diyorlar ya Fulya Hanım için. Yapay zeka. Hayır. Öyle bir şey yok. Boncuk Seda mısın nesin? Bugün Bilal Beşli'nin yayınındaydın. Girdin çıktın. Seni de mi tehdit etti? Senden de mi para istedi? Seni de mi şikayet etti? Yapay zeka olaraktan. Alıntı olaraktan. Boncuk Seda. Hı? Savcı Bey bana diyor ki ne? Yani bu
Avukatım olsun, uzlaştırmacı olsun, Bilal Beşli hakkında. Efendim, dedim, o beni aradı en son. Bilal Beşli aradı. O günle süren davanız Bilal Beşli beni ilgilendirmez. Ali Büyük'le senin hakkında olan siz benim hakkımda asılsız davalar açtınız. Sadece benim değil. Sevtap Almanya'da diyerekten suçlu iadesi vardır. Noştant'ta. Para karşılığı Sevtap'a para gönderip soyadını Petit Hojener olarak da değiştirmişsin. İnsanları dolandırıyorsunuz Sevtap'la beraber. Bacın olan Zeliha Nur Beşli ile. En son çete olaraktan, işbirliği olaraktan Şükriye Doğan'ı aldı. Buna ne diyeceksin Bilal? En son Ali Büyük'ün evine gittin. Ali Büyük seni ne yaptı? Ne yaptın Ali Büyük Okşan Büyük'e? Şikayet ettin. Kime? Hem Tarım Orman Bakanlığı'na. Hem de maliye. E gitti. Orada hava atmak, sayılmak amaçlı. Zayıflamışsın ya. Ama kan kusuyorsun. Mide ameliyatı iğnesi yaramış. Sana yaramamış. İğnesi kan kusmuyor. Ama sen kan kusuyorsun. Değil mi Bilal? Okşan'la süren iki davam var. Senle Bilal Beşli, bir de Okşan. Ali Büyük. Orada ben müştekiyim. Diğer davalarda açmış olduğun asılsız emniyet teşkilatını, savcıları, hakimleri kandıran, oyalayan hukuk mahkemeleri ne kandıran Zeliha Nur Beşli bacını kullanan Şükrü Doğan'ı kullanan sahte şahitlik olaraktan o günün sana açmış olduğu dava beni ilgilendirmez. Fakat Ankara'daki müşteki mağduri olaraktan Sibel Baysal olaraktan Ali Büyük, Okşan Büyük, Bilal Beşli, Peti Ojenler yargılanıyorsunuz. Siz bana asiyede açıyorsunuz, asılsız veya su ceza mahkemelerine hakimleri oyalıyorsunuz. Fakat benim Ankara'dan açmış olduğum dava ağır ceza. İkiniz hakkında. İki dava. Yeterli. Diye düşünüyorum. Ama adalet mülkün temelidir.
Değil mi? Bilal Beşli, Zeliha Nur Beşli, tanımam bacını. Üçüncü Ali Büyük, diğer adı Okşan Büyük. Ya. Bir de Almanya'da var Sevtap. Para göndermişsin. Para göndermişsin ona, Sevtap'a. Benim soyadımı değiştir. Beni oradan, ben Almanya'ya gelmeden beni oradan evlendir. Formalite. Almanya'ya gitmeden para gönderiyorsun Sevtap'a ve soyadını o şekilde değiştiriyorsun. Hojenler olarak da. Sana 1000 kere dedim. Benimle uğraşma. Benim hakkımda açmış olduğun davaları avukatıma söylemişsin kendin. Avukatımı tehdit etmişsin. Uzlaştırmacıyı tehdit etmişsin. 300 dava açtım. Ben bu şekilde gelirimi sağlıyorum. Önüme geleni dava açıyorum. Tazminat davası açıyorum. Diyen sensin. Telefon tapelerinden ortaya çıkmıştır. Sen bir cezaevine gir. Ha, benim cezam varsa ben cezaevine girmekten korkmuyorum. Ama sen bir cezaevine gir. 12 sene bir fil yattım ben. Ardından 4 sene bir fil yattım. Sen bir cezaevine gir Bilal Beşli. Bakalım orayı herhalde seni sahte avukat olaraktan herhalde beynine girer. Çünkü orada sosyolog var, psikiyatri var, yani eğitim var, seminer var, yani değerli hocalarımız var. Hı-hı. Sen bir gir bakayım, bir gir. Girmediğin için herhalde böyle konuşuyorsun, ötüp duruyorsun. Bir gir. Şu an ben gönüllü, kader mahkumu, Enver Yılmaz solistimle beraber gönüllü, kader mahkumu şeyiz. Evet. Efendim, gelin beni alın. Götürün cezaevine. Fakat ister açık cezaevi, ister kapalı cezaevi. Çünkü ben tek teklerde yatmam. Ben kadınım. Emniyet teşkilatıma sesleniyorum. Buyurun gelin. Beni cezaevine gönüllü olaraktan alın götürün. Şu Bilal Beşli'yi de tek teklere atın, aklı başına gelsin. Sahte avukat rolünü oynamaktan, adaleti oyalamaktan. Onun bunun hakkında sahte yapay zeka olaraktan, alıntı yaparaktan böyle tak 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 tak. Bunu alın. Gelin beni alın. Bükülmez sokakta oturuyorum ben Dikmen'de. Buyurun efendim. Rahat ederim orada ben. Ama kadınlar koğuşunda olurum. Tek teklerde değil. Bunu da alın. Bunu da alın. Bu Bilal Beşli'yi. Nasıl oluyor Gebze'den, Almanya'dan soyadını değiştiriyor Sevtap'la para verip de? O
kayıtlar da burada. Filiz, beni şimdi arama. Ben şimdi pansumana gideceğim, hastaneye. Ara. Yarın ara. Bu yapay zeka Bilal Beşli senin hakkında da şeyi kullanıp dava açmış. Herkes de dava açıyor. Para kopartıyor. Artık bu şunu söylemek istiyorum. Bu işi hani bir Lubunya vardır, hayat kadını vardır, travesti vardır, ekmeğin için kele koltukta kimi evinde çalışır, kimi genel evinde çalışır, kimi sosyal evlerde çalışır. Ama bu adam var ya, Bilal Beşli, bu işi ticarete dökmüş. Avukatım söyledi, 300 davası varmış. 300. Tamam. Uzlaştırmacı da 200 dava. Toplamda 500 dava. Ticari işe getirmiş. Yani önüne geleni devlete veriyor. Para kopartmaya çalışıyor. Ticari amaçla. Hani Lubunya vardır. Tamam. Kelav vardır gacı. Eyvallah. Ama oturup da devleti sen dolandıramazsın. Devletle oyun oynayamazsın Bilal Beşli. Zeliha Nur Beşli. Bacınla Şükriye Doğan'ı kullanarak.